risk belirlemede 30 ila 79 yaş arası bu enteresan, az önce hocamız söyledi, burada gördüğünüz major risk faktörlerine böyle puzzle parçası gibi diğer yani hep ölüm riskini ortaya koyan bir şey. Şimdi evre sıfır. Şimdi gelelim tedaviye. Çok güzel. Benim hayatın essential temelde bulunan 8'lisini mutlaka yapacaklar. Nedir? Düzgün uyku. Onun için bu genç hastalara, oğlumuza, kızımıza, yakınlarımıza, kardeşimize, hastalarımıza nasıl tedavi ediyoruz? Evre bir. Evre bir neydi? Tekrar hatırlayalım. Overweight diyabeti olabilirdi. Tabii ki burada da birinci amaç mutlaka hastanın bel çevresini incel. %5 kilo kaybını mutlaka yapın diyor. İlaç tedavisini, antrobezi... Erkeklerde %33 yılda ve... fakat düşük kemik yoğunluğu ve osteoporoz Türkiye Sağlık Hizmeti. Bunun değişmesi şart çünkü nüfusumuz değişiyor. Nüfus içinde yaşlı bireylerin oranı ülkemizde hızlı. Nüfus son 5 yılda %24'lük bir artış göstererek toplam nüfusun %9.7 sayısı 2009-2035 arasında %166 oranında artacağı öngörülmekte. Bizleri. Ben Melek Eda Ertürer hocama sormak istiyorum. Endokrin bozucularla ilgili hastalıklara yol açabiliyor dediniz. Hangi sistem? Tabii ki. Kemik yapımı aslında vücutta doğumdan itibaren ergenliğe kadar sürekli bir artış göstermektedir. Eskiden ergenliğe kadar diyebilirdik, 18 yaşına kadar diyebilirdik kemik gelişimi. Artık günümüzde yapılan çalışmalarda 30 yaşına kadar dahi kemik yapımının, kemik kütlesinin arttığı saptanmış durumda. Yani bu ne demek? 30 yaşına kadar eğer yeterli, dengeli, kalsiyumdan zengin beslenme sağlanır. Kanda D vitamini düzeyleri normal aralıkta tutulur ve egzersiz yapılırsa ki özellikle kemiğe yük bindiren, yük taşıyıcı egzersizler, hoplama, zıplama, ip atlama gibi egzersizler yapılırsa o zaman kemik kazanımı giderek 30 yaşına kadar daha güçlü olmaktadır. Bunlara dikkat edilirse. Tabii ki kemik kütlesi asıl olarak belirleyicisi genetiktir ama yaklaşık %25 oranında da biz sağlıklı beslenip D vitamini ve yeterli kalsiyum alarak ve egzersizle bunu elimizden geldiğince artırabiliriz. Pik kemik kitlesi deriz biz buna ya da doruk kemik kitlesi. Bu kazanım 30 yaşına kadar ne kadar iyi olursa ondan sonraki süreçte zaman içinde menopozun devreye girmesi yani adetten kesilmeyle artan kemik erimesine karşı ya da yaşlanmayla ortaya çıkan kemik erimesine karşı kemik daha güçlü olur ve osteoporoz görülme sıklığı, kemik erimesi görülme oranı azalır. Kemik güçlü olur çünkü o zamana kadar elde edilen kazanımlarla. Günümüzde artık osteoporozun hani çocuklukta ortaya çıkan çocukluk hastalığı olduğu ancak erişkin yaşta kendini belirttiği, gösterdiği, erişkin yaşta klinik olarak görüldüğü anlaşılmış durumda. Yani biz bu hastalığı önleyebiliriz aslında. 50'li yaşlardan itibaren giderek önce kamburlaşma, sonra giderek küçülme, sonra tekerlekli sandalyeye maruz kalma gibi durumlar aslında önlenebilir. Bunun için de riskli kişiler önce çocukluktan itibaren sağlıklı bir yaşam biçimini benimsemek, sonra da uygun kontrollerle kemik erimesinin taranması ve uygun zamanda zaman geçirmeden tedavi edilmesiyle bu kötü gidiş önlenebilir. Burayı biraz daha açabilir misiniz? Yani nasıl bozuyorlar bizim sağlığımızı? Teşekkür ederim sorunuz için. Tabii biraz böyle bir kısa tutmak amacıyla detaya girmemiştim. Detaylandırmak